Günaydın dostlar, nasılsınız? Evet, bu yıl 34.sü düzenlenecek olan Boğaziçi Yüzme Yarışı'na hoş geldiniz. Efendim, dün Eğirdir'deydik, yarıştık. Sonra yaklaşık 8 saat bir araba yolculuğuyla biraz meşakkatli geçti. İstanbul'a ulaştık. Şimdi yarıştan yarışa koşturup duruyoruz. Şimdi ben önce bir kayıt işlemlerimi falan bir halledeyim. Ondan sonracığıma sizlerle tekrar bir araya görüşelim. Hadi bakalım. Teşekkürler. Kontrol etmem gerekiyor. Tabii. Paketi kontrol edecekler. Başta bitiyor. Tamam. Sağ tarafta bilgisayar odalı kısımda çift kontrol yapmanız gerekiyor. Nereden buldun? Şuradan mı? Hemen şurası. Masanın başı. Masanın başı. Peki, teşekkür. Başarılar dilerim. Sağ olun. Bunları biliyor olmanız lazım. Efendim? Çip kontrolü olmadan olmuyor. Olmuyor değil mi? Tabii. Hadi görüşürüz. Şimdi bakalım burada neler var. Bonemiz var. Yine sarı bonemiz. Bakıyoruz. Evet, sarı bonemiz var. Tişörtümüz var. Çantamız 707. Evet, güzel. Evet. Bone işini şuraya koyduk. Çantamızı buraya yerleştirdik. Efendim. Çip burada. Şeyi de buraya aldık. Evet. Oh, evet. Hava ısındı. Evet, kimleri görüyorum burada? Sevgili Halit abi. Oo, biçim haber ya. Eyvallah. Ömer abim nasılsın? Hoş geldiniz. Abi, Eğirdir Gölü yani... Boka benzeyen bir rengi var. Evet, tam böyle. Yani burası şimdi Marmaris Bozburun gibi oldu. Abi niye öyle renk? Gri ya. Anlatırım. Yani derin hikaye yani. Suları kesmişler galiba. 2 metre su çekilmiş bitmiş. Sular. Bütün yosun falan. Su çok kirliydi yani. İnşallah hastalık falan kapmaz. Aşı yapıp geldiniz yani. Ben önden evet aşılandım ya. Yani. Bugün şey olacak. Abi sen, oğlum sen bir de önce de ön aşı yaptın. Kireç burnunda öyle oraları bir... biz işte Haluk abimle temizledik yani. Bir seviyeye geldi. Şimdi onun üzerine şey bugün oldu. Booster oldu. Booster oldu. Takılacağız. Haluk'la ilk temizliği ben yaptım. Tabii tabii ilk orada temizliği. Bugün Haluk abi seni geçebilir ama bak. Çok yan zor tramanlı. Ya. Ya çok zor. Oğlum yapma öldüreceksin beni. Her gün. İyi bakalım. Gelin hadi içeri doğru geçelim. Evet dostlar, dostları görünce yakaladıkça böyle. Bu yarışların en güzel tarafı bu. Bütün dostlar buraya geliyor. Böyle de yarışlarda bir araya geliyoruz. Şimdi içeri doğru geçelim. Bugün tabii arkadaşlar maalesef kamera kullanımı sadece içeride yani yarış öncesi olacak ve yarış sonrası olacak. Maalesef kurallar gereği hani gemiye herhangi bir yedek bir şey alınmayacak. Orada kamera çekmem yasak. Ben de yarış kurallarına her zaman uyan biri olarak sadece öncesinde ve sonrasındaki ambiyansı size biraz yansıtmak istiyorum. Şimdi ufak ufak geçelim. Bu arada Kuruçeşme Parkı'nı gerçekten güzel tasarlamışlar. Böyle bir oturma alanı. Hani yarışın finişinde de yine insanlar geldiğinde, aileler falan geldiğinde burada böyle aşırı bir izdiham olmayacak şekilde bu yıl güzelce şey yapmışlar. Evet. Evet dostlar sanırım. Pardon burası sporcu alanı mı? Evet sporcular geçelim. Tamam geçelim. Evet pardon sporcu alanı burasıymış arkadaşlar. Ben hala şey bölümdeymişim, misafir bölümdeymişim. Şimdi ufak ufak buraya geçeceğiz. Zaten burada çantaları bırakacağız. Sonra teknemizi alacak. Herhalde 10 gibi falan da suya atlarız diye tahmin ediyorum. Benim bu 2008 yılından beridir yarışıyorum. Bir tek pandemi döneminde şey yapamadım. Yine bakın maskemi yanıma aldım gemide özellikle kullanmak için. Şey var ya,
çekelim şöyle. Ha, şampiyonluğu çekelim. Aa, günaydın. Böyle mi üzülüyor? Nasılsınız? Günaydın abi. Evet, şu ablamızı bir alalım şöyle. Kazakistan Fatih. Vallahi yüzmeye geldik ya. Sabah günü. Antrenmana mı geldik? Recovery yüzmesi abi. Recovery. Artık son yüzüşler. Sonra başlayacağız sezona. Yine. Sevgili Sera, Türkiye'nin yetiştirdiği ender triatletlerinden. Çok teşekkür ederim. Girdiği her yarışı birincilikle bitiriyor. Estağfurullah. Hatta videonuzu izledim. Hani Russo'yu ben gruba almayı düşünüyorum. Acaba bana YouTube'da destek olur mu? Vallahi gerçekten harikaydı. Siz şöyle fotoğrafı çektirin. Evet. Dur ben de geleyim ya şöyle. Niye gelmiyorum? Kamerayla ama. Elimden kamerayı hiç düşürmüyorum. Dün Eğirdir'de bile çektim diye bunların montajı falan var. Bakalım nasıl olacak. Vallahi. Kolay gelsin abi ya. Biz o işi çok şey yapamıyoruz. Zormuş yani. Bayağı 6-7 gün uğraşıyor. Valla aynen öyle. Sık sık çekiyorsun yani helal. İşte böyle eventleri falan çekip anlatmaya çalışıyorum. Şimdi girmeyeceksin herhalde. Gireceğim tabii. Ben... Yok canım izin yok. Bunu koyacağım. Öncesi. Ha, öncesi ve sonrası izin yok. Alamadım Olimpiyat Komitesi'ne izin. Maalesef. Onun için şey yapacağız. Bakalım. Nasıl izin alalım? Yok abi izin vermiyorlar. Evet dostlar, şimdi anonslar başladı. Sesim çok gelmeyebilir. Birazdan yine yayına devam edeceğiz. Tarafından düzenlenen ve bu yıl 34.sü gerçekleşti. Dostlar şimdi Atı yanımda. Direkt yayına aldım. İlk yarış mı Atacığım? Evet, ilk kez yarışacağım Boğaz'a. Nasıl, heyecan dorukta mı? Heyecanın olmaması benim için daha iyi olacaktır. Yani çünkü heyecanlanınca ben bir şey yapamayan bir insanım. O yüzden gayet sakinim şu anda. Çok güzel. Umuyorum ki bu dinginliği koruyabilirim. İyi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Ne söyleyeceksin bu insanlara? Belki çıkışta da yakalarsam seni o zaman... Orada daha çok söyleyecek. Daha çok söyleyecek şey olacak. Şimdi ortam çok güzel. Su çok güzel. Bugün böyle çok kötü bir rüzgar yok. Bakalım ne çıkacak? Bahtımıza ne çıkarsa bahtımıza. Hadi kolay gelsin şimdiden. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Kendine iyi bak. Siz de. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın Yusuf Bey. Genel olarak tabii burada ambiyansı size biraz anlatmaya çalışıyorum. Yarışla ilgili özellikle suyla ilgili teknik analizimi, hani yaşadığım tecrübeyi size yarış sonrasında inşallah aktarmaya çalışacağım. İşte akıntı durumu, nasıl geldim, kaç dakikada geldim. Son hani 3-4 yarışım dikkat ettim. Hep 1 saat 10 dakikalarda gelmişim. Yani hızım çok iyi değil. Yani orta şeker. Ama burada iyi akıntıyı bulduğunuz zaman, iyi rotayı yakaladığınız zaman performans neyse 1 saatin altına inme durumu söz konusu olabiliyor. Bakalım bugün ne çıkacak. Zaten hani kaç gündür yorgunum, yoldan da geldiğim için efendim bugün biraz daha hani bu yarışa çok sevdiğim için katılmak istiyorum. Yılda zaten 3-4 yarış oluyor. Bak Seren de burada. Aa Emiciğim merhaba. Yine buradayız. Dün de beraberdik. Aynen valla. Süperiz. Nedir ilk yarışın mı yoksa? Yok benim 3. yarışım olacak. Evet biraz daha böyle. 1 saat 6 gelir mi? Ya bilmiyorum. Bugün geçen seneki gibi değil yani. Geçen sene geldi ama bu sene biraz zor gibi görünüyor. Ama olsun keyif için giriyoruz. Dün nasıl dün... rahat gelebildiniz mi yoldan? Geldik. İyiydi 7.5 saatte falan geldik. İyiydi yani. Belirli 10'da falan geldik. Hı-hı. Uykumu aldım. Tekrar hazırım. Canavar gibisin. Evet sen de öylesin. Sana da başarılar. Görüşürüz. Evet böyle yayın yaptıkça dostları da görüyoruz. Seren de dün Eğirdir'deydi. O da çok güzel bir derece yaptı. Bakalım birazdan gemiye doğru geçeceğiz. Hadi bakalım gençler. Görüşürüz. Evet dostlar yarış yeni bitti. Çantamı geldim aldım. Vallahi iyi yüzdüm. Sonuç kaç çıkacak bilmiyorum ama olabildiğince 90 derece içeri girmeye çalıştım. Kulelinin oradan. Yani Kuleli'ye kadar da çok rahat geldim. Su çok güzeldi. Özellikle akıntıları yakalamaya çalıştım. Soğuk su yakaladınız mı? Direkt ondan geçin demişlerdi arkadaşlar. Ben de onu yapmaya çalıştım. Bir iki yakaladım da. Bakalım. Vallahi burası böyle tam bir cümbüş. Bakın. Şöyle. Yarış sonrası. Herkes havlularını aldı. Şimdi hala daha tabii bayağı bir yüzen var. Çünkü 3 büyük neredeyse gemi yan yana yanaştık. İşte yaş kategorisine göre herkes sırayla atladı. Zaten atladığınız zaman çip saati çalışmaya başlıyor. Bakalım derece çıkınca yine sizlerle bir arada olmaya çalışacağım sevgili izleyicilerim. Vallahi yalnız bu hafta yoruldum bu hafta sonu. Hem Eğirdir üzerine Boğaz açıkçası yordu beni. Ama yine çok keyifli. Yani yılda birkaç böyle yarış var. Onları da kaçırmamak gerekiyor. İyi bakalım hadi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostlar derecemi öğrendim. 1.07 yüzmüşüm. Gerçekten benim için güzel bir derece. Zaten birinci 48 dakikada bitirmişti. Şu karşıdaki şeyden
derece listesinden direkt dereceler akıyor. Güzel oldu bu yıl. Dediğim gibi 90 derece içeri girince çok da böyle paniklemeden, emin adımlarla, sakin yüzerek gerçekten bir 10'un altına indim. Evvelki senelerde 1.14 civarı falan geliyordum. Biraz erken içeri giriyordum. Bu yıl biraz daha taktik değiştirdim. Güzel oldu. Hava da güzel. Özellikle kuleliğe doğru yaklaşırken dediğim gibi biraz rüzgarı hissetmeye başladım. Dalgaları biraz hissetmeye başladım ama gayet akıcı bir şekilde geldim. Hayırlısı bakalım. Peki arkadaşlar, bir sonraki vlog'a kadar kendinize iyi bakın. Olabildiğince size bu vloglarla bu ortamı yansıtmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Sağlıkla kalın. Bir sonraki vlog'a kadar görüşmek üzere.